Ya Allah, bismillah. Nestor. Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Kandil günü tek gün oruç tuttuk, yanlış mı yaptık? Hayır, tek gün cuma günleri tutulmaz. Cuma müminin bayramıdır. O yüzden cuma günü Ramazan orucunun haricinde tek gün oruç tutulması uygun görülmemiş. Diğer günler tek gün oruç tutabilir bir kimse. Bugün oruç tutuldu, yarın da tutulması gerekir mi? Normalde bir kimse perşembeyi oruçlu geçirdi mi? Mesele yeterli. Ama bugün de tutmuş. İsterse yarın da tutsun. Nasıl istiyorsa tutsun inşallah. Sizin ulaşabilmeniz ile bizim ulaşabilmemiz arasında fark olur. Sizin ve hepimizin çocukları için tehlike arz eden, bağımlılık yapan maddeler ile mücadeleye ağırlık verilmesini Cumhurbaşkanı'nın kendisine iletebilir misiniz? Bunu başarabilir misiniz? Ama Cumhurbaşkanı'nın kendine diğer türlü ondan ona, ondan şuna danışmadan vekil ederken konu göz ardı ediliyor. Allah'ın bu ayında Allah için bunu iletebilir misiniz? Buradaki ve burada olmayan tüm kardeşlerimize hayırlı ve tatlı haftalar dilerim. Allah razı olsun. Yani normalde Aziz Allah Celle Celaluhu Cenne Şanehu. Bu konuda herkes benim böyle rahat ulaşabileceğimi düşünüyorlar belli yerlere. İşte siyasilere özellikle. Ama ne yazık ki öyle dışarıdan gördüğünüz gibi veya ümit ettiğiniz gibi, umduğunuz gibi değilim. Denilebilir ki siyasilerle birebir hiçbir kontam, irtibatım yok. Cumhurbaşkanıyla da öyle bir kontak yapabilen, onunla irtibat kurabilen bir kimse değilim. Ne bürokrasiden ne de siyasiden öyle samimi olarak tanıyabildiğim hiç kimse yok. Öyle çat telefonla görüşebileceğim bir kimse yok. Hakkınızı helal edin inşallah. Ama bu büyük bir sıkıntı gerçekten. Yani bu ülkeleri ne yazık ki bununla çökertiyorlar. Bütün ülkeleri. Ülkelerin gençliğini çökertiyorlar bununla. Uyuşturucu, kumar, fuhuş, anarşi. Ne yazık ki dünyanın en büyük hastalıklarından bütün toplulukları çökerten, bütün insanları bu noktada mutsuz eden büyük belalardan bunlar. Bu uyuşturucu gerçekten toplumların belini büküyor, perişan ediyor. Bunu normalde öyle bir hale geldiler ki bu normalleşti. Önceden uyuşturucu kullananlar, uyuşturucu satanlar, uyuşturucu ile iştigal edenler toplumda kerih görülürdü. Veyahut da içki içenler toplumda kerih görülürdü. Böyle fuhuş yapanlar toplumda kerih görülürdü, yanlış görülürdü. Bizde bir özgürlük yaftası çıkardılar. Bize bir demokrasi yaftası çıkardılar. Biz böyle yok bir insan hakları yaftası çıkardılar. Biz bu yaftaların altında ezildik, dağıldık, perişan olduk. Ben demokrat değilim deyince de kızıyorlar bana. Ama gelinen nokta şu, gerçekten bu UNESCO'nun bundan 10 yıl önce elime geçen bir yazısından okumuştum bunu, UNESCO'nun yayını. Bundan 10 yıl önce, 10 yıldan daha fazla oluyor, daha da fazla oluyor, dünyanın 7'de biri uyuşturucu pençesinde. Uyuşturucuyla iştigal ediyor, kullanıyor, satıyor, üretiyor, 7'de biri dünyanın. Bu tekrar söylüyorum, UNESCO'nun açıklaması. Bundan 10 yıldan fazla.
Bunu okuduğumda 10 yılı geçikti. Şimdi daha fazla olabilir büyük bir ihtimal. 7'de biri. 7'de biri, 7'de biri alkol müptelası, alkolik. 7'de biri fuhuşla iştigal ediyor. Dünyanın 7'de biri. Dışarıda gördüğünüz 7 kişiden birisi fuhuşla iştigal ediyor. 7 kişiyi sıralıyorsunuz, topluyorsunuz, birini çıkarıyorsunuz sokakta. 7'de biri fuhuşla iştigal ediyor. İstanbul'da bu oran daha fazlaydı. O zaman için Türkiye ne durumda diye okuduğumda yazıda İstanbul'da fuhuşla iştigal eden İstanbul'da 7'de 2 idi. Dikkat edin, İstanbul'da 7 kişi, İstiklal Caddesi'nden 7 kişiyi alıyorsunuz, 2 kişisi fuhuşla iştigal ediyor. Fuhuşla iştigal etmek ne demek biliyor musunuz? Bu normalde böyle kaçamak, orada burada zina etmek değil. Bundan para kazanıyor. Buna para veriyor. 7'de biri. İstanbul'da bu oran 7'de 2 idi. O yazıda okuduğumda. Yani bunları neyle oranlıyorlar? Yani devlete güvenlik amaçlı gelen bilgilerin üzerinden gidiyorlar. Devlet yakalamış, fuhuş yaparken para üzerinde yakalamış. Bu devlet kayıtlarından bunlar. Bakın 7'de biri, 7'de biri uyuşturucu, 7'de biri fuhuş, 7'de biri ayyaş, alkolik. 7'de biri terörün içerisinde terörle iştigal ediyor. Dünya nüfusunun 7'de biri terörle iştigal ediyor. Dünya nüfusunun 7'de biri de aç. Dünya üzerinde 7'de 2 kaldı sağlam. 7'de 2'si sağlam kaldı. Dünya üzerinde 7'de 5'i ne gitti? Gitti çürüdü. Şu anda bütün dünya gençliğinin en büyük handikapı, en büyük handikapı 4 mesele. 4 mesele. Terör, uyuşturucu, fuhuş, alkol. 4 mesele. Dünyayı kasıp kavuran 4 tane büyük fitne. Dünyayı kasıp kavuran 4 büyük şeytani hal. Ve bunlarla devletler mücadele etmezler ise, ne yazık ki mücadele etmeyen devletin halkı çökecek. Çöküyor zaten. Ne yazık ki Türkiye'de bunlardan birisi. 100 yıldan beri Türkiye'de Türkiye'de fuhuşun resmileşmesi. Çok özür dilerim söylüyorum ama genel evlerinin açılış kararnamesi 1937'dir. Fuhuş resmileştir, devlet eliyle olur. 1937 kararnamesiyle genel evler açılır ülkede. 37. 1937 alkol üretimi başlar ülkede. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurduğu fabrika alkol fabrikasıdır. İlk kurduğu fabrikadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yeni taze devlet, uçak fabrikası kurmaz. Otomobil fabrikası kurmaz. Makine sanayini kurmaz.
sanayi ile alakalı bir fabrika kurmaz. Taze Cumhuriyet'in kurduğu iki tane fabrika vardır. Birisi alkol fabrikasıdır. İkincisi de fuhuş fabrikasıdır. Her kazaya fuhuş fabrikaları kurulur. Her kazaya. İlleri bıraktık. Her kazaya. Amaç da nedir biliyor musunuz? Fuhuşu önlemek. Bu kadar yeter herhalde, değil mi? Şimdi alkol fabrikasını devlet kurmuş. Devlet kendi eliyle alkol üretiyor, kendi eliyle milletine satıyor. Diyor ki sarhoş olun. Sarhoş olun. Devlet kendi eliyle milli piyangoyu kuruyor. Diyor ki devlet kumar oynayın. Ondan sonra devlet kendi eliyle de genel evler denilen bir ev kuruyor. Kendi vatandaşı olan kadınlara vesika veriyor. Gidin bedenlerinizi burada pazarlayın diyor. Ondan da vergi topluyor, KDV alıyor. Bunlardan vergi toplayıp KDV alıp müftiye maaş veriyor. Bunlardan vergi topluyor, bunlardan kazanç sağlıyor, hoca efendilere maaş veriyor. Ben böyle söyleyince de kızıyorlar bana. Diyorum siz niyet edin, kocaman bir hazine var, hazinenin helal yerinden diye yiyin diyorum ben, öyle niyet edin. Muhteşem bir şey değil mi? İlk kurulan iki tane fabrika. Acaba diyorum o hani genel evlerine giden kadınlar uzaydan mı geldi? Şimdi Rusya'dan, Ukrayna'dan, oradan buradan geliyorlar. O zaman dışarıdan da gelmedi. Bu evlere kimlerin kadınlarını, kızlarını sattılar zorla acaba? Hangimizin akrabalarını tufaya düşürüp buralara sattılar? Devlet insanların namusunu koruyacağına diyor ki önemli değil. Sen bu fuhşu devlet gözetiminde yaparsan suç değil. Devlet gözetiminde. Hala da 37'den itibaren normalde o kanun var mı? Var. Bir kimse şimdi gidip herhangi bir ilde, ilçede kendi arazisinin üzerine böyle bir ev kurabilir mi? Evet. İşletme olarak bunu işletebilir mi? Evet. Demokrasi var. Hür müteşebbislik, teşebbüs var. Bir kimse gidip bir alkol fabrikası kurabilir mi şimdi? Evet. O alkol fabrikasını çalıştırabilir mi? Evet. O alkol fabrikasında üretmiş olduğu alkolü satabilir mi ülkede? Evet. Demokrasi var. Evet. Bir kimse böyle bir ev kurabilir mi? Evet. Ondan sonra ben kendimi kadın hissediyorum deyip eşcinseller orayı toplayabilir mi? Evet. Bugün bir kardeş göndermiş, iki tane ülkenin eşcinseli evlenmişler.
bilmem ne adalarında. Aşkmış bu. Şeyi eşcinselliği destekleyen bir partimiz de var. HDP de var. Eşcinselleri destekliyor. Eşcinsel milletvekili adayı var. Diyarbakır'da eşcinsellerin toplantısı olacaktı. Vazgeçmişler de. Eşcinsellerin parti kurmalarına da gerek yok. HDP onların partisi oldu mu? Evet. Şimdi gene diyecekler ki siyaset yapıyor. Yok, hayır. Bu siyaset değil. Eşcinsellik lanetlenmiş bir fiil. İster kadın kadına, ister erkek erkeğe, eşcinsellik lanetlenmiş bir fiil. Yapanın da yaptıranın da İslam hukuku içerisinde cezası ölüm. Bu şimdi gündemde tutuluyor mu ülkede? Evet. Bunlara biz demokrasi adına susuyoruz mu? Evet. Bizi susturan ne? Demokrasi. İleri demokrasi. Ne kadar sapık olursanız o kadar ileri demokrasi oluyorsunuz. Fethullah Gülen de Amerika'dan açıklama yapıyor mu? İleri demokrasiden geri dönüş yoktur diye. Yapıyor. Evet. Özellikle bir daha araştırdım. Ya dedim bu konuda acaba hani yanlı bir haber mi üretiyorlar? Bir şey mi oluyor? Yok, açıklaması var. Bizim için artık demokrasiden geriye dönüş yoktur. Harika. Olabildiğince sapıklık yapacaksınız. Bunun adı demokrasi olacak. Allah'ın haram ettiği ne kadar ne melanet varsa işleyeceksiniz. Demokrasi olacak bunun adı. Bağırıyor ya kadınlar işte vücuduma kimse hükmedemez diye. O eşcinseller bağırıyorlar ya kimse bize vücudumuza hükmedemez diye. Bunun adı ne? Demokrasi. Demokrasi. Fuhuş yapanlar demokrasinin içerisindeler. Demokrasiye aykırı fuhuşu cezalandırmak. İçki içenler demokrasiye aykırı. Onlara bir şey yapamazsınız. Fuhuş, içki, demokrasi adına siz bunlara hayır diyemiyorsunuz. İçine bir de eşcinsel ilişki koyun. Fuhuşun içerisine yan kol olarak. Demokrasi adına bunlara da bir şey diyemiyorsunuz. Zaten vakıftı, bilmem neydi, oydu buydu, bir de tacizciler de toplanıyorlar. O da var. Bitti, konuşacak başka bir şey kalmadı. Allah bizi affetsin. Amin. Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'i kendine getirsin. Amin. Kur'an ve sünnetle yeniden diriltip, yeniden ihya etsin inşallah. Amin. Gerçekten. Bunları düşündükçe insan kendi kendine tefekkür ettikçe ya nereye gidiyor bu? Kendimizi geçtik. İnsanlık nereye gidiyor diye düşünüyoruz. Ya benim böyle kafamın almadığı şeyler var. Bir erkek bir erkekten nasıl hoşlanır cinsel olarak? Kafam almıyor bunu. Bir erkeğin bir erkekten hoşlanabileceğini kafam almıyor. Bu nasıl bir şeydir böyle bir, nasıl bir sapıklıktır kafam almıyor. Bunu demokrasi adına savunuyorlar ya. Kişi hak ve özgürlüğü adına savunuyorlar bunu. Zaten batıdan gelen hep üçlü testis inancıdır bizde. Demokrasi, insan hakları, bilmem ne. Bir de üçüncüsü vardır onun. Böyle bir şey. Üçlüdür onların hepsi de. Üçlü. Tekerlemelerin hepsi de üçlüdür. Batıdan gelen dörtlü tekerleme yoktur. Hepsi de üçlüdür. Testis inancının üzerindedir. Hep herkes çıkar bu üçlü testis inancının
böyle dogmatik deccaliyet kokan söylemlerini söyler herkes. Allah bizi affetsin. İnsanlığı bekleyen dört tane büyük felaket. Dört büyük felaket. Alkol, uyuşturucu, fuhuş ve terör. Dört büyük felaket. Çocuklarınızı bu dört büyük felaketten kurtarmanın yollarını arayın. Çocuklarınıza dikkat edin. Onların peşine düşün. Tekrar tekrar söylüyorum. Çocuklarınızın peşine düşün. Onlara dikkat edin. Akıl bali oluncaya kadar çocuklar anne babanın yanından ayrılmasın. Akıl bali oluncaya kadar çocuklar evlerinde eğitimlerine devam etsinler. Akıl bali olduktan sonra anne babalar çocuklarının üzerinde titresinler. Ya okuldan çıktıktan sonra arkadaşlarla biz bir saat bir yere gideceğiz. Gitme. Verme çocuğa müsaade. Kız çocuğuysa annesiyle beraber gitsin nereye gidecekse. Erkek çocuksa abisiyle gitsin, amcasıyla gitsin, babasıyla gitsin. Gitmesin. Kızacak kızsın. Bir şekilde irtibat kurun, anlatmaya çalışın. Bu dört büyük felaketten çocuklarımızı kurtaralım. Devlet için de geçerli bu. Devlet demokrasi adına, siyasiler demokrasi adına bunlarla tam bir mücadele edemiyorlar. Kapımızın önüne kadar geldiler, evimizin önüne kadar geldiler. Fitursuz bir şekilde. Uyuşturucu, fuhuş, alkolizm fütursuz bir şekilde çepeçevre sarıyor ortalığı. Sokaklarda çok rahat herkes. Allah muhafaza eylesin. Amin. Kaçıncı beyit? Kaç? 'Vezir halvetteydi. Vezir halvette olduğundan dolayı müritler de onun halvetten çıkması için yalvarıyorlardı. Hepsi de dedi ki, "A bizi kırmaya reva gören hakim, bize şu düzeni yapma, bu cefayı etme bize." Hani vezir kendisi halvette, halvetten dışarı çıkmıyor, yüzünü göstermiyor. Hiç kimselerle konuşmuyor. Halvet adaplarındandır. Bir kimse itikafa girerse çenesini kapatır. Bizim, Allah rahmet eylesin, Şeyh Efendi Hazretleri itikafa giren bir kimsenin dünya kelamı konuşmasını yasaklardı. Beni yasaklardı, bilmiyorum başkasına ne yaptı da. Dünya kelamı konuşmak yasak, hayvansal gıda yemek yasak, güneşe çıkmak yasak, cemaatin içerisine çıkmak yasak. Günlük normal derslerini 500 taneye çıkarıp 3 gün 70'er bin tevhid çekiliyor. 4. gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini görürsen 10 bin salavat-ı şerife, 5. gün ya Allah, 7. gün tevhid, 8. gün yine ya Allah, 100 bin tane. Ya Allah'lar 100'er bin tane. Böylece 10 günlük itikaf bitiyordu. Dünya kelamı konuşmak yok, yağlı gıda yemek yok, tuzlu yemek yok, etli hayvansal gıdalar yemek yok, az yemek var. İşte 3 lokma, 5 lokma. Öyle bir tabak yemek yemek yok, öyle kocaman bir kase çorba içmek yok, öyle şey yok. Bunların hepsi de yasak. Ve müridanın önüne çıkmak, dervişlerin önüne çıkmak yasak.
çıkarken, güneşe çıkarken başından aşağı siyah bir tane örtü atıyorsun. O siyah örtüyle çıkıyorsun. Güneşe çıkmak da yasak. İşte müritler bu haldeyken vezire yalvarıyorlar. Dışarı çık. Hayvana çekebileceği yükü yükle. Bize diyorlar, müritler diyorlar ki bize çekebileceğimiz bir yük yükle. Bu o bir de şeydir bu. O kimsenin görüşüdür. Hikmet erbabı bir kimsenin çekebileceği yükü yükler. Bu o kimsenin hikmet erbabı olduğunu gösterir. Ders verilirken de müridin çekebileceği kadar ders verilir. Bunda sünnet-i Resulullah'a tabi olup Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin söylediği sayılarda genel olarak başlanılır ders çekmeye. Sonradan o rüyasına göre, durumuna, haline göre onun dersi değişmeye başlar tasavvufta. Eğer siz bir kimsenin çekemeyeceği bir yükle o kimseyi yüklerseniz, o kimseyi yoldan soğutursunuz. O kimseyi yapacak olduğu işten bıktırırsınız. Hani Cenab-ı Allah hadisi kutsi'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine buyurmuş ki Allah yazmaktan bıkmaz, siz işlemekten usanırsınız der. Cenab-ı Hak sizin amellerinizi yazmaktan bıkmaz, usanmaz. Ama insanoğlu ameli işlemekten bıkar. O yüzden tez koşup çabuk yorulmayın. Sufiliğe adım atanlar hızla böyle çok ders çekmek isterler. Hızla merdivenlerin üstüne doğru tırmanmak isterler. Haris olurlar. Ama tez koşan çabuk yorulur. Bıkabilir o kimse. Bıkınca da Allah muhafaza eylesin. O manevi halakadan nefsine uyup uzaklaşabilir. Ölünceye kadar ders yapılacak. Önemli olan bu. Ölünceye kadar namaz kılınacak. Çünkü ayet-i kerimede sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadete devam et. Orada yakin ismi kullanılır. Sana yakinlik hasıl oluncaya kadar Allah'a karşı ibadete, iyi ameller işlemeye devam et. Sakın ha kendinizce ben yakin oldum deyip de amel ve ibadetleri terk edenlerden olmayın. Tabi buradaki yakinlikten müfessirlerin hepsinde anladığı şey ölümle alakalı. Orada ölümden bahsetmemiş ayet-i kerimede ama bütün müfessirler bunu ölüme bağlamışlar. O zaman o kimse birine karşı bu normal günlük hayatınızda da yapamayacağı bir işi, kaldıramayacağı bir yükü etrafına söyleme. Bu sufilikte, hizmette de söz konusu olur. Bir kimsenin işi var. O kimseye sen işinden feragat ettirip de bir iş yaptırmaya kalkarsan adamı işinden edersin. Yapamayacak onu. Ona bir şey söylemezsin. Fabrikada adam 8-5 çalışıyor. 8-5 çalışan bir kimseye kalkıp da bir iş buyurulmaz. Onun kaldıramayacağı bir yük yükleme. Adamın evinde 2 odası var. Sen ona 5 misafir gönderme. Kaldıramayacağı bir yükü onun üzerine, omuzlarına verme. O kimse asgari ücrette çalışıyor veyahut da 1500 lira maaş alıyor. Sen ona kalkıp da 2 liralık iş buyurma. Bir kimsenin kaldıramayacağı yükü buyuran insan ferasetsiz insandır. O kamil bir kimse değildir. Ferasetli insanlar etrafındaki insanların kaldıramayacağı yükle yüklemezler. Feraset kimde olur? Allah'ın nuruyla bakanda olur.
Allah'ın nuru ile bakmak noktasına ne ile gelinir? Farzları yerine getirip haramlardan uzak durup nafilelerle yaklaştıkça yaklaşmakla elde edilir. Yolu bu. O zaman o feraset ehli olacak. Feraset ehli olabilmesi için o kimse haramlardan uzak duracak, farzları yerine getirecek, nafilelerle yaklaştıkça yaklaşacak ki o Allah'ın nuru ile baksın. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki mümin ferasetinden çekininiz. Müminin ferasetinden çekininiz. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. O zaman sende feraset var ise bir kimsenin çekemeyeceği yükü verme. Sende feraset varsa harçlık vereceksin çocuğuna. Çocuğuna 1 lira harçlık verirken 10 lira verirsen ona çekemeyeceği yük verdin. Çocuk şaşırır 10 lirayla. Sen 100 lirayı idare edemeyen bir kimseye 1000 lira verirsen şaşırttırırsın onu. Sebebi sen olursun. Sen iyilik yaptım zannedersin ona. Ferasetsizsin ya. Ferasetsiz olduğundan ona iyilik yaptığını zannedersin. Halbuki o batıracak o parayı. Neden? O para idare etmesini bilmiyor. Sen hayatında 100 lira, 100 bin lirayı idare edemeyen bir kimsenin emrine 1 trilyon verirsen arama o paranın peşine düşme. Neden? Ya o hayatında 100 lira idare etmemiş ki 1 trilyonu idare etsin. Sen ona iyilik yaptığını zannediyorsun. Değil. Sen ona kötülük yaptın. Onu kötü yola düşürdün. Sen ona o parayı vermekle onu kötü yola düşürdün. Bakın burada ferasetsizlik giriyor. O zaman bir kimsenin kaldıramayacağı yükü yükleme üstüne. Sen ona iyilik yaptığını zannediyorsun. Hayır, sen ona kötülük yaptın. Allah muhafaza eylesin. O yüzden burada feraset ehli olmak. Feraset ehli olaraktan insanların kaldıramayacağı yüklerle onları yüklememek. Hayatında iki kişiyle arkadaşlık yapamamış bir kimseyi sen bir yere çavuş tayin ediyorsun. Buradaki arkadaşları sen ders yaptır diyorsun. Ya bu adam ömründe hayatında iki kişiyle geçinememiş ki. Kim onun en samimi arkadaşı? Kim onun en samimi arkadaşı? Filanca. Neden yanında değil? Neden onun yanında değil? Dost dostun yanında olmaz mı? Arkadaş arkadaşının yanında olmaz mı? Alınıyorlar, kızıyorlar. 20 yıllık, 30 yıllık bana arkadaşınızı gösterin dedim de. Alınıp kızmayın. 30 yıllık bir dostluğunuz var mı birisiyle? Dediğim dostluk ama. Daha sen of demeden of diyeceğini anlayıp koşan kimse dost. Dost o. O zaman feraset ehli olma. Feraset ehli olmak olunca feraseten kimin sevileceğine de bakarsınız. Feraset ehli. Siz sevilmeyecek bir kimseyi severseniz ona da zulmetmiş olursunuz. Siz hiç sevilmeyecek bir kadını sevdin erkekler olarak. Zulmettin kadına. Neden? O ona layık değil, perişan olacak. Sevilmeyecek bir adamı sevdin, perişan ettin adamı. Neden? Ezilecek onun altında. Nereden geldiğini anlayamayacak, şapçallaşacak, kaçacak, gidecek. Her şeyin hakikatini görüp ona göre davranma. Eşyanın hakikatine vakıf olup ona göre davranma. İnsanların konumlarına, durumlarına göre davranma. Ferasettir bunlar. Sen palas pandaras dolaşan, palas pandaras konuşan, palas pandaras yiyen içen bir adamla bir yere gidebilir misin? Gidemezsin, rezil eder seni. İkide birde laf kesen, söz kesen, çok bildiğini söyleyen,
kavga çıkaran bir kimseyle nereye gideceksin? Feraset ehli. Onun yanında taşımaz. Valiye gideceksin, bir derdin var. Adam palas pandaras konuşuyor. Yanında götürebilir misin onu? Götüremezsin. Olacak olan işi bozar öylesi. Ters. O kendince doğru yaptığını, doğru söylediğini söyler ama. Ya sen valiye madem bir şey söyleyecektin, kendi başına gidip söyleseydin. Ne gidip kendi başına gidip söylemedin? Buraya da bir siyasetçilerden bir başbakan yardımcısı gelmişti ya, uğurluyoruz dışarı. Adamın birisi tuttu, bir sürü laf söylüyor. Dışarıda. Ya kardeşim git başka yerde söyle. Burada bizim misafirimiz. Senin bizim misafirimize kalkıp da laf söylemeye hakkın var mı? Ferasetsiz. O zaman ferasetle insanların kaldırabileceği konumuna ve durumuna göre hareket etmek erdemliliktir. Buna ölçü, bir gün geldi Hazreti Ayşe annemize bir kimse şeyen lillah dedi. Ondan sonra ona bir şeyler verdirdi hizmetçisine, gönderdi onu. Başka bir kimse geldi şeyen lillah dedi. Onu da içeri davet etti, sofra kurdurdu. Hizmetçisi dedi ki, ey anneciğim, iki farklı davranış, ikisi de şeyen lillah dedi. Buyurdu ki, ben sevgilim ve peygamberim olan Muhammed-i Mustafa'dan insanların konumuna göre davranmayı öğrendim. Demek ki insanların konumuna göre davranacaksın. Bir kimsenin çekemeyeceği bir yükü onun üzerine yüklemeyeceksin. Bir kimsenin yapamayacağı bir işi ona söylemeyeceksin. İşi ehline vereceksin. Bu konuda feraset sahibi olacaksın. Arıklara güçleri götüreceği kadar iş buyur. Hani bu suyun gittiği yerlere arık denir ya. Bilir misiniz arığı siz? Evet. Unuttuk ama biz bunları biraz, değil mi? Sulamak için arık açarlar. Böyle nehirden, gölden veyahut da artezyandan gelen suya arık açarlar tarlanın içerisinde. O suya yön verirler. E sen normalde şimdi örneğin işte üçlük dörtlük su çıkıyor. Üçlük dörtlük çıkan suya birlik arık yaparsan taşar o. Bendi yıkar. Veya beşlik su çıkıyor. Beşlik çıkan suya sen küçücük arık yaparsan o bentleri yıka yıka yara yara gider. O zaman arığına göre su ver. O kimsenin kanalı ne kadar kaldıracak? Sen kalkar da Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin dediği gibi süt içecek olana et yedirirsen tıkarsın onu. O süt içecek önce. Sonra ekmek yemeye başlayacak. Sonra et yiyecek. E sen süt içecek olan kimseye eti tıka, boğ at kenara. Kendince iyilik yapıyorsun ama sen. Olmadı. Ferasetsiz davrandın. Ferasetli davran. Arıklara ona göre su ver. Dervişlere ona göre su ver. Buradaki su nedir? Zikirdir, maneviyattır, feyizdir. Sen dervişe normalde vanayı aşmak maharet değildir. Onu karşıdaki dervişin kaldırıp kaldıramayacağını bilmek maharettir. O kimseye fazla dersi verirsin, arığı açarsın, o kimse eşinden, işinden, aşından olur. Ondan sonra da dersin ki kaldıramadı o. Sen neydin onun başında? Sen neydin onun başında? Sen neydin onu meczup hale getirinceye kadar ona ders vermek? Sen neydin başında o halde olmayan bir kimseye kalkıp da rabıta vermek? Sen neydin başında o kimsenin kaldıramayacağı bir enerjiyi ona yükledin? O isteyecek.
Derviş ister ki her gün bulutların arkasından Allah'la konuşsun. Derviş ister ki her gece hal görsün, rüya görsün, duvarın arkasını görsün, kalbinden geçenleri görsün. İster bunu bütün dervişler. Var mı istemeyen? Yok. Ama ona hazır mı, değil mi? Onu bilen yok. O derviş kendince ben buna hazır mıyım diye bilmez ki. Bazen tarif ederim, yanında kulağının ucunda diye bir ıslık bitti. Yorganın altında yatacak yer ara. Onu görmez ki derviş kendince. Bir korku girer içerisine, bir korku girdi mi ders çekmez bir daha. Şşt yaparlar biter gecenin yarısında. Bir tıkırtı. Mutfaktan bitti. Gece bitti. Sen ona kalk. Kaldıramayacağı bir ders ver. İyi yolda yürürken gözünün önüne tak bir cinni tayfesinden birini gördü. Ne yapacak o? Oh yattı böyle uzattı ayaklarında. Ay ne kadar güzel. Birisi geldi güm ayağına vurdu. Sen nasıl edepsizsin böyle ayaklarını uzataraktan yatıyorsun dedi. Hadi uyusun sabaha kadar uyuyacaksa. Ondan sonra sabah 4 arıyor. Güldür güldür. Ayağımın altında çürük hala daha duruyor. Benim ayağımın altına vurdular. E vururlar. Uzatma. Sen cennette mi yaşıyorsun? Ayaklarını uzatıyorsun. Bu işler edep ister. Edep ister. O zaman arığın kaldıracağı kadar su vereceksin. Bahçeyi sulayan bahçıvan ne yapar? Arığın ne kadar su kaldıracağını bilir. Ona göre suyu açar. Neden? Bentleri yıkmasın. Bendi yıkar giderse sulamanın bir anlamı kalmaz. Her kuşun yemi kendi miktarıncadır. Her kuş bir inciri bütün olarak yutabilir mi? Her kuşun yemi kendi fiziki büyüklüğüne göredir. Sen bülbüle götür kocaman bir yem koy bakalım yiyecek mi? Boğulur gider. Boğazında kalır. Bülbülün yemiyle karganın yemi aynı mı? Bülbülün yemiyle kartalın yemi aynı mı? Bülbülün yemiyle akbabanın yemi aynı mı? O zaman feraset sahibi ol. Bülbüle bülbül yemi ver, kartala kartal yemi ver. Şahine şahin yemi ver. Kuş sürüsü ya, akbabası da olacak. Akbabaya da leş lazım. Onu da salcan yakasına gidecek leşi bulacak o. Bir dergahın içerisinde hepsi de vardır. Bülbül gibi şakıyanı da vardır, karga gibi öteni de vardır. Kartal olduğu gibi akbabası da vardır. Vardır hepsinde. O zaman sen feraset sahibi ol. Herkesin yemini ona göre hazırla. Sen şahine leş yedirebilir misin? Yemez. Sen bıldırcına çok affedersin, çok affedersiniz. Tezek yedirebilir misin? Yemez. Hadi bülbülün önüne tezek koy bakalım yiyecek mi? Yemez. Bülbülün tezekle ne işi var? Bülbülün tezekle işi yok. O zaman her kuşun cinsi ayrı olduğu gibi kuştur ama kendi aralarında cinsler ayrıdır. Yemleri de ayrıdır. Sufilik de öyledir. Her sufi aynı yemi yemez. Hepsi de kendi cinsine göre yem yer.
Herkes sohbetten kendi cinsine göre alır. Kendine göre alır. Herkes. Bu işin sırrı da odur. Çocuğa süt yerine ekmek verirsen yoksul çocuğu o ekmek yüzünden öldü say. Çocuğa süt verme. Süt ver. Çocuğa sen ekmek verirsen çocuk boğazında kalacak. Ölecek gidecek çocuk. Ferasetsiz. Hani neden yeni doğan, doğum yapan kadınların yanına muhakkak bir teyzesi, halası, annesi birisi gelir? Tecrübelidir ya o. O tecrübeyle ne yapar? O yeni doğum yapmış kadına tecrübelerini aktarır. Yavrum şimdi emzir. O devamlı emmek ister. 5 dakikada bir emecek. Onun midesi küçücük daha. Yarım çay bardağından doyar o. O habire emecek. Onu yatır yanına. Habire emsin o. Ne zamana kadar? 2 yıl boyunca emecek o. Nerede şimdi çocuklar emecek anneyi nereden bulacaklar şimdi? Ya çalışıyorlar, ya işe gidiyorlar, ya kadınlar fizikimiz bozulacak diyorlar, emzirmiyorlar. Bir tuhaf oldu insanlar. Bir alem oldu. O çocukların psikolojileri bozuluyor. O çocukken annenin kokusuna doyacak çocuk. Akıl bali oluncaya kadar çocuk ana kokusuna doyacak. Çocuk akıl bali oluncaya kadar ana kokusunu nereye doyacak? Duymuyor bile, görmüyor bile. 4 yaşına geldi mi? Haydi kreşe. Ne? Çocuğumuzu kreşe verdik. Çok matah bir şey yaptınız. Bir de övünülecek bir şey oldu bu. Övünülecek, hava atılacak bir şey. Çocuğu kreşe gönderiyoruz. Matah bir şey yapıyorsunuz, bakamadınız. Bir anne baba çocuğa bakamadı. Dedesi var, nenesi var, teyzesi var, halası var. Bakamadılar bir çocuğa. Ya kreşe verdiler. Çocuk anaya hasret. Lan zaten babaya hasret zaten. Adam para kazanacağım diye uğraşıyor. Üstüne bir de anaya hasret. Nerede çocuk? Kreşte. Nerede çocuk? Anaokulunda. 3 yaşındaki çocuk kreşte. 3 yaşındaki çocuk kreşte. Çocuklar sevgisiz büyüyor. Sevgisiz büyüyünce 10 yaşına, 12 yaşına, 15 yaşına gelince çocuk aykırı, çocuk sinirli, çocuk stresli, çocuk uyumsuz. Sebep? Annesiz çünkü. Annesiz. Çocuk o psikolojik boşluğunu doldurabileceği bir yer yok. Çocuğun psikolojik olarak anne duygusunu alabileceği, doldurabileceği bir yer yok. Nerede? Kreşte. Kim bakıyor? Orada bir tane bakıcı bakıyor. Çocuk 3 yaşında şey okudu. Ne o? Sübhaneke okudu. Çocuğa bakıyorum ben, mimiklerine bakıyorum. Çocuk 3 yaşında psikolojisini bozmuş. Annesizlikten Allah muhafaza eylesin. O zaman süt verilecek olana süt vereceksin. Feraset sahibi olacaksın. Eğer o ferasete sahip olmazsan doğacak olan sonuç sana ait. Kendi ellerinizle ektiğinizi biçeceksiniz. Çocuklarınızı götürdüğünüz kreşlere çocuklarınızdan sevgisizlik biçeceksiniz. Çocukları götürdüğünüz yatılı yerlere, küçücük çocukları anneden, babadan, aileden uzaklaştırdınız. Çocuklardan sevgi biçmeyeceksiniz. İntikam biçeceksiniz. Çocuk gece gök gürül dediğinde annesinin koynuna sığınacağını, sığınacak bir koyun bulamadı. Yatağın içerisinde tek başına kaldı, korktu o çocuk. O çocuk büyüdüğünde diyecek ki, 10 yaşındaydım beni yurda vermişlerdi. 10 yaşındaydım beni yatılı göndermişlerdi. Evde o kadar fazla mıydım da beni gönderdiniz?
Ben her gece korkarak yattım diyor. Anlatıyor, bana anlatıyor. Kız diyor ki bana, ben her gece diyor korkarak yattım. Şimdi diyor her gece onlar korkarak yatacaklar. Ben kiminle, hangi erkekle yatacağımı, hangi erkekte sabahlayacağımı düşünerekten diyor, korkarak yatacaklar diyor. Beni bekleyecekler kapının önünde diyor. Bunu söyleyen 22-23 yaşındaki kız çocuğu. İntikam oluyor annesinden babasından. Haksız mıyım dedi bana. Dedim kendine yapıyorsun. Kendine yapıyorsun. Onlar bir hata işlemişler. Sen kendine yapıyorsun. Aynı şey erkekler için de. Bırakmışlar çocuğu başıboş. O yurttan o yurda, o yurttan o yurda. O yatılıdan o yatılıya. Çocuk intikam alıyor anne babasından. Böyle koltukta oturuyorlar. Üçlü koltukta döndü babasına. Babalığın şimdi mi aklına geldi dedi. Babasının yüzüne. Beni dedi 9 yaşında yatılı gönderirken babalığın neredeydi aklın dedi. Bitti. Bitti. Ama biz çocukları vali edeceğiz ya. Biz çocukları dünyanın en böyle başarılı eğitimcisi yapacağız yani. Bir sürü üniversite bitirecek o çocuk. Allah bizi iyi eder. Fakat dişleri çıktı mı artık gönlü kendiliğinden ekmek arar. Çocuğun dişleri çıktı mı gönlü kendiliğinden ekmek arar. Sufinin dişleri çıkınca gönlü kendiliğinden ekmek ararım. Sufi normal dersini yapıyor. Pişmeye başladı artık. Olgunlaşmaya başladı. Onun gönlü ister artık iyice. Hakikatten. O rüyasında alırlar götürürler. O şu Esma'ya çekeceksin. Sabahına gelir o. Der ki bu Esma'ya çekmemi söylediler. Siz geldiniz. Karşımda oturdunuz. Bana böyle Esma çektirdiniz. Harika. Demleniyor. Bu hale gelmeyene sen 10 bin tane ya Allah çekeceksin. He? Namazlardan sonra da 20 dakika öyle şeyhini onun sonra rabıta edeceksin. 20'nin sonunda da yapacaksın. Bu 20 dakikanın sonunda oluyor ama. Görüyor ya yandakini. Yanda şimdi birisi böyle Reyhan'da, Reyhan camisi var ya oradaki pazar yerinde. Bunu böyle şey değil, yani pazar yerindeki cami ikindi namazını kıldık. Her ikindi namazından sonra 2-3 kişi kalıyorlar. Böyle rabıtaya duruyorlar. Ben de takılmayayım, namazı kılıyorum çıkıyorum. Takılmayayım, namazı kılıp çıkıyorum. Ondan sonra bir de o gün takılmamın sebebi böyle bir de göz ucundan bakıyorlar. Yani sen bir de ehli tasavvuf olacaksın. Hani sen burada camide kalmıyorsun, rabıtaya bakmıyorsun. Hani biz rabıta yapıyoruz. Biri ki öyle bakmaya başladılar. Gene takılmıyorum. Geldi artık bana. Gene böyle bir bakış fırlatınca omuzundan vurdum. Gördüğünü söyle bana dedim. Bu kaldı. Sakın yalan söyleme dedim. Sakın yalan söyleme. Böyle baktı. Dedim boş boş düşünüyorum. Başka bir şey değil. Şeyhini de düşünmüyorsun dedim. Sen de benim gibisin dedim. Alamadım, satamadım. Çekler gelmedi deyip durursun dedim. Bu sustu. Bir de dedim ben kalkıyorum diye dedim. Beni dedim hor akir görüyorsun dedim. Senin gibi rabıta yapıyormuş gibi durup da alamadım, satamadım, çek gelmedi, şu gitmedi, bu gitmedi demektense dedim ben kalkıp gitmeyi tercih ediyorum dedim. Böyle baktı. Bu dedim rabıta değil. Bir de dedim 20 dakikanın sonunda yapıyorsunuz değil mi dedim ben. Dedim ne hikmetse bu cezbe dedim 20 dakikanın sonunda geliyor dedim.
Yani bu 5 dakikada gelmiyor, 3 dakikada gelmiyor. Gelmiyor bu bir türlü. Cezbo orada duruyor. Duruyor orada. Ne zaman böyle herkes ona bakacak? Ne zaman ilgi çekecek o? Bir sayha çıkarır. Tabi bu kadınlarda da vardır, erkeklerde de. Ona gidip böyle neden yaptığını söylersen farkında değilim der. Yalan. Yalan. Neden? Bile bile yapar. Bile bile yapar. Bile bile sayha atar. Bile bile. İstismar eder. Aldatır. Aldatır. Kendince kendine bir hava verir. Vay ne cezbeli derviş ya. Ne aşıktır o, ne aşıktır. Ya bir Allah der. Gider ya ortalık. Öylesine cezbelidir. Tutacaksın kulağından, fırlatacaksın, atacaksın dışarı. Neden? Şeytani. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri buyurdu ya, böyle yanında işte Kur'an-ı Kerim okunduğunda, böyle Allah zikredildiğinde böyle cezbe geçiren bir kimse varmış. Hazreti Ömer Efendimiz soruyor, bu kim? Diyorlar ki ya Emirel Müminin, böyle yanında Allah anılınca cezbe diyor, bu Iraklı Müslümanlardan. Iraklı. Kaldırın atın şunu diyor. Bunun üzerinde şeytanın tecelliyatını görüyorum. Şeytanın tecelliyatını görüyorum. Kaldırın atın. Ashab da cezbe geçirirdi. Ashabın cezbesi gözyaşıydı. Ashabın yanında Allah anıldığında onlar tefekkür ederler, günahlarını düşünürler, günahlarına ağlarlar, hicrana, hüsrana, hasrete ağlarlar. Gözyaşı dökerlerdi. Onlar böyle titreyip horon teper gibi. O böyle rakkase gibi raks etmek, titremek, elektrik tutmuş gibi. Yok böyle kendince kendi kafasından böyle değişik sesler çıkarmak. Yok ashab-ı Resulullah'ta. Yok. Titriyor arkadaş böyle. Ben bizim bayındırlara hemen işaret ederdim. Alın bunu atın gibisinden. Bizimkinden pırırt atarlardı arkaya. Hiç hiç. Zikrullah adabında erkanında olacak. Zikrullah'ta sayha atmak olmayacak. Zikrullah'ta zakir nasıl nefes verdiyse o nefese devam edilecek. Sesi senin, onun sesini senin sesin geçmeyecek. Cezbeye geldi. Allah Allah Allah. Ne oldu? Ne cezbesi? Sen şeytana uydun. Nefsine uydun. O zikrullahın bir adabı, erkanı var. O adabı, o erkana uy. Başında kimse ne dedi? Kulağa delik. Bir zenci de olsa başındakine tabi ol dedi. Başında zikrullah yaptıran var. Ona tabi ol. Dergah adabı erkanında tabi ol. O da dergah adabını çıkıyorsa ona da tatlı bir şekilde söyle. Abi, abla, dergah adabında bu yok ya. Abi buna dikkat edelim. Abla buna dikkat edelim. Birisi oradan sayha atıyor. Hemen dersi yaptıran kim? Filanca abi. Abi arkada filanca sayha atıyor be. Dersin adabını bozuyor.
arkada bir abla var. Abla herkes Allah, Allah, Allah. Zikrullah'ın temposu bu. Allah! Bağırıyor arkada. Abla, buna dikkat et. Bu adabı bozdu burada. Bu erkanı bozdu. Bu cezbe değil. Bu maneviyat değil. Bu şeytanın o kimsenin üzerinde tecelli etmesi. Sohbetlerde de olur. Birisi böyle aşka gelir. Bağırır oradan. Bu doğru değil. Otur ağla. Milletin gözünden yaş enmiyor. Bağırış çağırış çok fazla. Hiç olmazsa ağlıyormuş gibi yap. Yok bağıracak arkadaş. Cezbe geçiriyor ya. Titriyecek. Kafası geçirmiş, kesilmiş kuş gibi titriyecek ortalıkta. Çırpınacak ortalığa. Sudan çıkmış balık gibi zarar verecek etrafa. Çarpınacak. O ne? Cezbe geçirdi. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bir kimse manevi olarak yol alıyorsa merak etmeyin. Ona ekmek yedirirler. Merak etmeyin. Ona et yedirirler. Merak etmeyin. Ona tatlı yedirirler. Cenab-ı Hak buyurdu ki zerrece hayır işleyenin hayrı karşılıksız kalmaz. Zerrece şer işleyenin de şerri cezasız kalmaz. Senin manevi hakkınsa, dünya ayağa kalksa kimse bunu engelleyemez. Allah sana bir şey verdiyse kim engelleyecek sana? Sen Allah yolunda koşturduysan, Allah için Allah yolunda koşturuyorsan senin önünde engel yok ki. Sen Allah dedin de diline pranga vuran mı oldu? Sen dersi çektin de elinden tutan mı oldu senin? Parmağını kıran mı oldu? O zaman yürü, yol yürümeye çalış. Yol yürümeye çalış. Sen edebini, adabını muhafaza etmeye çalış. Farzları yerine getirmeye çalış. Haramlardan uzak durmaya çalış. Haramla alakanı kes. Haramla irtibatını kes. Nafilelerle yaklaştıkça yaklaşma, dervişin güzel ahlakı, zikri, fikri, şükrüdür. Allah bizi onlardan eylesin. Kanadı çıkmamış kuş uçmaya kalkıştı mı her yırtıcı kediye lokma olur gider. Oo! Bu muhteşem bir sufi dersi. Sakın kendi kendine oldum havasına düşme. Sakın kendi kendine erdim havasına düşme. Sakın kendi kendine ben bundan sonra manen de uçarım deme. Kanadın çıkmadıysa hep bekler avcılar seni. Sen daha yuvadan kendini attığın anda yem olursun avcılara. Ahmaklık yapma. Kendi kendine yuvadan uçacağım diye uğraşma. Kanadın çıkmadan, olgunlaşmadan, erginleşmeden oldum havasına girme. Daha henüz tüylenmemişken, tüyün yok da, değil ki kanatlanıp uçasın. Kedilere yem olursun. Hep bekler ki avcı kediler. Avcı kediler yavru zamanı, kuşların yavru zamanı giderler bakarlar o yavruların, o kuşların yuvalarının altında pineklerler. Çünkü ahmak olan yavrular henüz daha kanatlanmamışken uçma heva ve hevesine kanıp kendilerini yuvadan aşağı atarlar. Kedi kapar onu anında. Anında kapar. Ya da içinde istidadı olmayan, düzgün olmayacak olan, istidadını bu noktada
kalben vuku olarak bilen ana kuş yavrusunu kendisi atar dışarı. Der ki bunun istidadı bozuk. En zayıf halaka bu. En zayıf halakayı dışarı atar. Ne yapar? Kedilere yem olur o. Kurda kuşa yem olur. Kendini kurda kuşa yem etme. Kendi kendine oldum derdine, oldum davasına düşme. Acziyeti, fakriyeti elinden bırakma. Mahviyeti elinden bırakma. Adem'i Adem eden kendince pişmanlığıdır. Kendince kendi dairesinde onun Allah'ın önünde evet bu hatayı bu kusuru ben işledim. Beni affet demesidir. Acziyetini görmesidir. Fakriyetini görmesidir. Muhtaçlığını görmesidir. Adem'in yolundan git. Şeytanın yolundan gitme. Şeytanı da mahveden şey kibridir. Şeytanı mahveden şey kendisini üstün görmesidir. Şeytanı mahveden şey kendisinde bir şey görmesidir. Şeytanın yolundan gidenler hüsrana uğramaya mahkumdurlar. Kendinde bir maharet görme. Maharet Allah'ındır. Kendinde kendine ait bir şey görme. Bütün iyilikler Rabbindendir. Cenab-ı Hak sana bir lütuf, bir ikram verdiyse hamd et, nankörlerden olma. Nimetlerine hamd edenlere Allah nimetlerini arttırır. Allah'ın nimetine hamd etmeyenin Cenab-ı Hak elinden nimeti alır. O hala da kendince haklıdır ama. Elinden uçar gider nimet. Allah'ı zikretmeyi nimet bil. Namaz kılmayı nimet bil. Oruç tutmayı nimet bil. Allah'ın yolunda gitmeyi nimet bil. Allah'ı zikreden dostlarının, kardeşlerinin olmasını nimet bil. Hainlerden olma, şükürsüzlerden olma, şeytanlaşmışlardan olma. Kendinde bir şey görme. Dünyayı kibirliler yakar. Onlar dünyalarını helak ederler. Kibirlilerden olma. Ya Adem'in yolunu seç eğer sen Adem oğlusan. Burada Adem oğluluk, erkeklik, kadınlık değil. Hepimiz Adem'in çocuğuyuz. Hepimiz. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Kadın, erkek, rengi ne olursa olsun, dili ne olursa olsun. Kimsenin kimseden üstünlüğü yok. Takvaca Allah katında üstün olanlar üstün. Bunun da hükmünü verecek olan Allah. Biz kendimizce hüsnü zan besleriz, deriz ki takva sahibidir inşallah. Ama bunun hükmü Allah'a aittir. O zaman Allah muhafaza eylesin. Kendi kendine olgunlaştım sevdasına düşme. Kendi kendine ben şeyh oldum, ben mürşid oldum, ben mürşid-i kamil oldum, ben nebi oldum, yok ben mehdi oldum, yok her şey benim yüzü suyu hürmetime gidiyor. Sakın ha! Bu peygamberlerin yolu değil, bu ilk sufilerin yolu değil. İlk sufilerin ağzından duyulmamıştır ben mürşidim diye. İlk sufilerin ağzından duyulmamıştır ben şeyhim diye. Duyulmamıştır. Bu son 150-200 yıla gelinceye kadar. Bu son 200 yıl, 300 yıldır duyulmaya başladı bunlar. İlk sufiler böyle şeyler söylemezlerdi. Kendilerince kendi üzerlerine ben şöyle şeyhim, ben böyle mürşidim, ben böyle mehdiyim, ben böyle veliyim, ben böyle nebiyim. Bir de o çıktı şimdi.
İlk sufilerin yolu değildir bunlar. Ashabın yolu değildir bunlar. Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yolu değildir. Bunlar heva hevese düşenlerin yoludur. Allah muhafaza eylesin. Ben dervişim diye caka satma. Ben sufiyim diye caka satma. Etrafa böyle kendince süs verme. Dosdoğru git yolunda. Dosdoğru yolunda git. Hava atma. Ticaret yaparken sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin sen? Biz filanca dergaha bağlıyız. Bana söylüyor bir de adam. Maşallah subhanallah dedim. Parayı gidip ondan mı alacağız? Alışveriş ederken dergahını kullanma. Ticarete katma işin içerisine. İstismar etme. Şeytanın vesvesesine düşme. Gidip de patronuna biz nereye bağlıyız biliyor musun? Sana ne patronundan? İşine bak sen. Adam senin işine baksın desin ki ya bu terbiyeyi nereden aldın sen? Adam senin işine baksın desin ki ya maşallah ya. Ne güzel yetişmişsin. Seni kim yetiştirdi? Nerede yetiştin? Hangi bağın bağbağınısın? Hangi bahçenin gülüsün? Hangi gülün bülbülüsün? O sorsun sana. O sorsun sana. Yok. İstismar etme. Sakalını istismar etme. Ben bu sakalla mı yalan söyleyeceğim? Söylersin. Ebu Cehil'de de sakal vardı. Ebu Cehil sakalsız mıydı? Ben bu takkeyle mi yalan söyleyeceğim? Ebu Cehil'de de takke vardı. Ebu Cehil'in başı açık değildi. Onun da başı kapalıydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kıyafetiyle Ebu Cehil'in kıyafetinin arasında fark yoktu ki. Kıyafetle anılasın bir şeyde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kıyafeti neyse Ebu Cehil'in kıyafeti de aynıydı. Utbe'nin, Şeybe'nin kıyafetleri aynıydı. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman'ın kıyafeti neyse Utbe'nin, Şeybe'nin de kıyafetleri aynıydı. Kıyafetle din olacak olsaydı biz onları da Müslüman göreceğiz o zaman. Hani gelmiş ya birisi Hazreti Mevlana'ya. Demiş ki ya Mevlana bir sorun var demiş. İşin içinden çıkamadım. Buyur demiş sor. Demiş ki bütün kıyafetlerimi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin kıyafetine benzettim. Bir tek demiş kuşağım kaldı. Demiş kuşağım nasıl, kuşağı nasıldı ki demiş. Öyle kuşak bağlansam. Cevap muhteşem. Demiş ki eğer kuşağını da demiş o şekilde bağlarsan oldun tam bir Ebu Cehil demiş. Neden? Sen ahlaken benzemeye çalış. Sen suretini benzetiyorsun, siretini, içini benzet. Müslümanlar dışlarını süslüyorlar, içlerini değil. Sufilik içi süslemek, içi, dışı değil. Sufinin kalbinde Allah olacak. İç süsleme bu. Sufinin kalbinde Allah'tan utanma olacak. Allah'tan haya edecek. Ben nasıl küfrederim diyecek. Ben nasıl hakaret ederim diyecek. Ben nasıl yüzümü asarım diyecek. Ben nasıl gevşek davranırım diyecek. Ben kadınım sokakta nasıl kahkahayla gülerim diyecek. Allah'tan korkacak. Ben kadınım diyecek sokakta telefonla konuşurken avazım çıktığı kadar nasıl bağırırım diyecek. Ben erkeğim diyecek adamım yolda giderken karısına hakaret ettiğini telefonda nasıl belli ederim diyecek.
hakaret etmeyecek. Allah'la irtibatı olan eşine hakaret edebilir mi? Allah'la irtibatı olan kime hakaret edebilir? İrtibatı kesilmiş. Aman, benim gibi cübbesi, sikkesi, kalıbı yerinde. Baktığın zaman yeşil türbe. İçi estağfurullah tövbe. Şeyhim Allah rahmet eylesin öyle derdi. Cenab-ı Hak himmetini üzerimizde eylesin. Amin. Derdi ki Mustafa Efendi oğlum niceleri var. Dışı yeşil tübe, türbe. İçi estağfurullah tövbe derdi. İçin estağfurullah tövbe olmasın. Yazık değil mi sen insanlara zulmediyorsun? Yazık değil mi sen evi geçimsiz hale getiriyorsun? Kadın erkek önemli değil. Yazık değil mi derviş kardeşlerinin arasında geçimsizlik yapıyorsun? Ahlaken kendini düzelt. Sakalı bırakmak güzel de sakalın üstünde cigara tüttürmek güzel değil. Sakal harika. Cigara ne? Dedim sakalın ne kadar güzel dedim. Sünnet-i Resulullah. Böyle tebessüm etti. Hoşuna gitti. Bu cigara ne dedim. Eğildim kulağına. Hazreti Muhammed'i Mustafa içer miydi dedim. Bizim saadatlar içiyor dedi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri içer miydi? Bir başkasını bana öngörme dedim. İçer miydi? Bana onu söyle. İçmezdi dedi. Aferin nefsini kırdın şimdi dedim. Çünkü dedim çoğu canı sıkılıyor. İçmezdi diyemiyor dedim. Aferin sana. Harika. Bunu içme iyi mi dedim. Söz ver bana bırakacağına. Böyle baktı. Söz veriyorum dedi. Ha şimdi oldu dedim. Allah senin sözünde sadık eylesin. Amin. İçi estağfurullah tövbe. Evde eşine kadın erkek ayrıştırmıyorum. Eş deyince herkes üstüne alsın alacağını. Eşine bağırıp çağıran hakaret eden, çocuklarına bağırıp çağıran hakaret eden, kadın da erkek de. Kardeş içini düzeltsen. Annesine babasına hakaret ediyor. Annesine küfrediyor. Ya derviş anasına küfreder mi ya? Derviş babasına küfreder mi? Bu nasıl bir düşük ahlaklılık? Bu nasıl bir paspayelik bir şey ya? Bu nefis mücadelesi yok bu ya. Ne sinirliymiş. Lan benden daha sinirlisi var mı? Gelsin bir çiğneyim o zaman onu bir. Böyle bir şey var mı? Sufi içini süsleyecek. Sufi dışıyla değil, içiyle ilgilenecek. İçini temiz tut. Haramlardan uzak dur. Allah muhafaza eylesin. Olmadan oldum davası gütme. Ne demiş koca Yunus? Elle geleni yersin. Dile geleni dersin. Böyle dervişlik dursun. Sen derviş olamazsın. Elle geleni yiyorsan, dile geleni diyorsan, kardeş sen bir de dervişim deme ya. Bunun hesabı daha da zor. Bir de dervişim dersen bunun hesabı daha da zor. Yapma. Yapma. Heder etme.
Şeytanın yolundan ve izinden gitme, Allah muhafaza eylesin. Amin. Fakat kanadı çıktı mı zorlamasan da, iyi kötü ıslık çalmasan da kendiliğinden uçar o. O derviş olgunluğa erişince, o sufi olgunluğa erişince, o sufi kanatlanınca, o gece oturdu mu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, merak etme. Bulutların arkasından bir çağrı gelir ona. Bulutların arkasından bir hitap gelir ona. O başladı mı gece Allah 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 Allah, bir baktı tık Geylani Hazretleri yanında. O Allah diyor, o hu diyor. Allahu Allahu, sen hu demiyorsun, o hu diyor. Uçurur seni, merak etme. Senin kolundan tutan olur. Alem boş değil. Sen ne demişler sana? 5000 tevhid çek. Al sen. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bir an sonra uçuracaklardı seni. Merak etme. Pıt, yanına birisi gelir. Sen la ilahe illallah hu der oradan o. O senkronizasyon yakalanır. La ilahe illallah illahu, la ilahe illallah illahu, gider o. Sen la ilahe illallah devam et. Husunu çeken gelir. Sen la ilahe illallah'a devam et. Hayını çekecek olan gelir. Halaykayı kurarlar, sen merak etme. Vakti saati gelince hadi bakalım derler. Şimdi böyle bir dolaşalım bulutların arkasına doğru. Götürürler seni. Sen bıraksan. Sen üstadının yoluna izini iyi tut. Sen verilen dersi iyi tut sen. Sen ağzını iyi tut. Sen Niyazi Mısır gibi, sen karınca gibi yürür. Karınca gibi yürür. Melekleri seyran etmek istersin diyor. Mübarek karınca gibi yürüyorsun. Ne melekleri seyran etmek istiyorsun? Parmağın tırnağında bir damla su görür, kendini ummanda zannedersin. Kardeş, sen dur bakalım ya. Dün bir, bugün iki. Dakika bir, gol bir. Yok öyle bir şey. Sen virdini çek. Otur dizinin üstünde geceleri. Televizyonun karşısında durma benim gibi. Benim gibi Twitter'dan yazacağım diye uğraşma sabaha kadar. Sen çek. Sen ne zaman inşallahın canı olduysan o zaman bırak. Kendiliğinden gider o. Ama o zamana kadar otur. Şehliye özenme. Hani gelmiş ya bir dervişin annesi Abdülkadir Geylan Hazretlerine. Benim demiş görüşmem lazım mutlaka. Demişler ki yemek yiyor, müsaade et. Yok demiş, görüşeceğim ben illaki. Bir üstada, bir şeyhe ısrarla illaki görüşeceğim, illaki yanına geleceğim. Bunlar denmez. Ama her zaman çıkar böyleleri. O kadın da çıkmış, illaki geleceğim içeri. Demişler ki efendim çok ısrar ediyor. Alın demiş. O esnada da tavuk kızartmışlar. Mübarek tavuk yiyormuş. Gelmiş kadın, bakmış ki kızarmış tavuk önünde çatır çatır tavuk yiyor. Demiş vah bizim başımıza gelene. Ne oldu demiş. Demiş benim çocuğum çilehanede demiş, ekmeksiz susuz derviş olacağım diye demiş, aç oralarda zikrullah yapacağım diye uğraşsın. Sen burada kendin tavuk ye demiş ya. Bu nasıl bir şey? O yemeye devam etmiş. Dışarıda çok ses varmış, sohbeti duyamıyormuş dışarıdakiler. Dışarıdakiler sohbeti duyamıyormuş.
Tavuğu tabi yemiş o esnada. Tabi kadın feryat figan ediyor. Kemikleri toplamış tavuğun kemiklerini. Kadının gözünün de hu küntü biiznillah demiş. Hemen kemiklerin üzerinde bir tavuk belirmiş. Gıt 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 gitmiş tavuk. Kadına dönmüş. Demiş oğlun da demiş bu hale gelince tavuk yiyebilir demiş. Oğlun da bu hale gelince o da tavuğu yer demiş. Hiç sıkıntı yok. Ya o hale gelecek. Ya sen otur. Sen zikrine devam et. Dersine devam et. Sen perhizine devam et. Nefsinle mücadeleye devam et. Bir rüyaya kanma. Bir hale kanma. Kendi kendine birisi beni rüyasında görmüş. Kanma. Beni de rüyalarında görenler varmış. Hani nerede? Hani nerede? Kendi kendine oldum davası gütme. Kanadın çıkınca uçarsın merak etme. Merak etme seni uçururlar. Sen ama dikkat et yine. Başkasının uçurmasıyla uçma. Sen kazandığını yiyenlerden ol. Mücadeleyi elden bırakma. Ya Rabbi demeyi elden bırakma. Kendi kendini tövbe kapısından ayırma. Oldum davası güdüp de onun eşiğinden başını çekme. Başın onun eşiğinde dursun. Başını onun eşiğinden çektiğin an helak olduğunun resmidir. Helak olursun. Allah muhafaza eylesin. Senin sözün şeytanı susturur. Senin sözün kulağımıza akıl bağışlar. Üstadın sözü, hikmet erbabının sözü şeytanı susturur. Senin kalbindeki şeytan da Rabbadak oturur. Ariflerin sözü şeytanın ağzını tıkar. O ariflerin sözü o kimsenin kulağını şeytana kapatır. Ariflerin sözü insanların gönüllerine tesir eder. Eğer bir arifse bir kimse, onların sözleri insanların gönüllerine, müminlerin gönüllerine tesir eder. Allah cümlemizi o ariflerin sohbetinde olanlardan eylesin inşallah. 590'dan devam edeceğiz. Sorulara da bakalım. İnşallah vaktinizi aldık biraz ama hadi dedik 10 beyti bitirelim. Benden Kur'an dışında bir şey yazmayın. Kim benden Kur'an dışında bir şey yazmışsa imha etsin. Müslim. İmam-ı Hanbel'in müsneti. Bu hadis inkarcısı arkadaş bu hadisi yollamış bana. O çarpanı gibi olduğunu diğer bütün hadisleri yok ettiğini söylemiş. Bu hadisi nasıl yorumlayabiliriz? Normalde böyle bir hadisi şerif var. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sonradan nesihle nesh meselesi vardır İslam'da. Bir şey kendi dairesinde o esnada yasaklanır. Ondan sonra tekrar aynı şey serbest bırakılır. Bir şey daha önce serbesttir. Sonra da yasaklanır. Buna İslam'da nes meselesi derler. Mesela İslam'ın ilk yıllarında içki haram değildi. Birinci adım, içmeyin bundan fazlası haramdır dendi. İkinci adım, içkiliyken namazdan uzak olun dedi. Üçüncüsü, içki tamamen haram edildi. Şimdi ilk ayete bakacak olursanız,
İçki içmek o kadar kötü bir şey değil. Şimdi o ayete bakıp da biz içki içmeyi kendimize cevaz verebilir miyiz? Sonradan gelen ayet var. İçki, kumar, fal okları sizde tamamiyetle yasaklanmıştır diye. Bakın içki içmenin 3 merhalesi var. İçki cezasının yasaklanmasının. Bunun gibi hadis-i şeriflerde de aynı şey var. Mesela Mekke döneminde işte Müslümanların müşrik anne babalarının kabirlerini ziyaret etmeleri caiz değildi. Daha doğrusu kabri ziyareti caiz değildi. Biz bunun nedeninin içini bilmiyoruz şimdi. Caiz değildi. Medine'de caiz oldu. Ben buradan şu hükmü çıkarıyorum kendimce. Diyorum ki Mekke'de bütün anne babalar müşrikti. Müşrik adetleri geçerliydi. Orada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kabir ziyaretini yasakladı. Çünkü hepsi de müşrikti. Medine-i Münevvere'de İslam devleti kuruldu. Herkes Müslüman oldu. Ve Müslümanların ilk mezarlıkları oluşmaya başladı. Ondan sonra da orada kabir ziyareti serbest oldu. Bu da onun gibi bir şey. Bu da onun gibi bir şey. Önce Kur'an-ı Kerim'i muhafaza ettiler. Dediler ki Kur'an-ı Kerim önce muhafaza edilmesi lazım, yazılması lazım. Yazıldı. Ondan sonra hadis-i şerifte de sahabeler geldiler. Ya Resulallah senin sözlerini biz hıfzımızda tutamıyoruz. Ne yapalım? Sağ elinden güç al dedi. Yaz yani. Vahiy katipleri olduğu gibi hadis katipleri de vardı sonradan. Ama önceden Mekke döneminde bu var mı? Yok. Mekke döneminde yasak mı? Evet. Mekke döneminde yasak mı? Evet. Mekke döneminde yasak. Hadisler neyle oluştu? Bir ayet-i kerime okudu sahabe. Sahabe kendi kafasından o ayet-i kerimeye yorum getirmedi. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Yorumu ondan aldılar, ayet-i kerimenin yorumunu. Ve o yorumu ondan alan diğerlerine aktardı. Bu ayet-i kerime okundu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri böyle dedi. Biz de yanındaydık dedi. Hadisler böyle oluştu. Şimdi hadisleri inkar edip hadisleri yok görüp kafalarına göre Kur'an'ı yorumlamak istiyorlar. Bu batılıların bizim önümüzde Deccal'ın son oyunlarından birisi. Bu oyuna düşersek birbirimizi vururuz, birbirimizi. Birbirimizi katlederiz. Amaçları bu. İslam dünyasını birbiriyle din adına kavga ettirmek, vuruşturmak. Çok basit şeyler söylüyorum. Çok basit. Diyorum ki secdeden ne anlayacaksınız? Namaz kılmak. Bir kimse derse ki ben sırt üstü yattım, bisiklet yapar gibi ayaklarımı da böyle çevirdim, namaz kıldım. Namazın böyle olmadığına hadis-i şerifle cevap vermek zorundasın. Başka türlü cevap veremezsin. Sana ayet-i kerimeyi de söyledi. Yanlarınızın üzerine yataraktan Allah'ı zikredin. Tamam. Ben de namaz kılmayı böyle anladım. Yattı yanının üzerine, aerobik yaptı. Ne diyeceksin adama? Namaz böyle kılınmaz. Neye göre? Neye göre namaz böyle kılınmaz? Öbürkü de denizde yüzüyor, ben namaz kılıyorum diyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim'i Maliki Yevmiddin. Bana soruyor. Ben de diyorum ki namaz kılarken Fatiha'nın okunması kime göre? Durdu. Namaz kılarken Fatiha okunması kime göre doğru?
Ben diyorum ki dini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yorumladığı gibi yaşıyorum. Sen kime göre yorumlayıp yaşayacaksın şimdi? Bana onu söyle. Bakıyor gözümün içine şimdi. Hani ne gelecek arkadan? Bana onu söyle. Kime göre yorumlayacağım? Baktım. Eğer kendine göre yorumlayacaksan benden akıllı değilsin dedim. Böyle baktı şimdi. Evet dedim. Seni kendimden akıllı görmüyorum. Kendine göre yorumlayacaksan kendimden bilgili görmüyorum. Kendine göre yorumlayacaksan benden kuvvetli değilsin, benden akıllı değilsin, benden yakışıklı değilsin, benden güzel değilsin, benden iyi değilsin, benden şöyle değilsin, benden böyle değilsin. Başladım ben şimdi sıralama. O bende kibirlilik görüyor şimdi. Bir de dedim beni şimdi kibirli görüyorsun. Ahman tekisin çünkü sen dedim. Durdu. Gördün mü dedim nasıl ağır geldi şimdi sana. Sen neyle cevap vereceksin şimdi bana dedim. Cevap ver. Cevap yok. Şu taslamamın karşısına beni bir çıkarsalar. Tas tamam edeceğim onu. Tas tamam edeceğim ben. Tas tamam edeceğim. Zehirliyorlar milleti. Bu hadis inkarcıları ümmet-i Muhammed'i zehirliyor. Dinlemeyin. Dinlemeyin. Çıkarıyorlar o profesörler. Kimisi kabir azabını inkar ediyor. Neydi o tefsirci? Mustafa İslamoğlu. Kabir azabının adam hadis var. Bu konuda ayet-i kerime de var. İnkar ediyor kabir azabını. İsim konuşmazdım önceden. İsim konuşmazdım. Yetti. Ümmet ifsad oluyor. Ümmet ifsad oluyor. Kimisi kadere inkar ediyor. Çıkıyor bayraktar bayraktar mıdır nedir hani? Kadınlar muayyen zamanında da oruç da tutar namaz da kılar. Be kardeşim hadisle sabit. Hadisleri inkar ediyorlar. Dinlenilmez, okunulmaz. Yok. Birisi de tesettürü inkar ediyor. Ne? Kadınlar tehlikeli, tehlike görürlerse cilbap giymeleri gerekirmiş. Tehlike yoksa istedikleri gibi dolaşırlarmış. Demek ki o toplulukta hiç erkek yok, tehlike yok orada. Kadınlar istedikleri gibi soyunduklarına göre. Kimisi nebiliğini inkar ediyor. Ben nebiyim diyor. Kur'an ve sünnetten ayrılanlar sapıklığa gitmişlerdir. Din adına bir şey söylenecekse Kur'an'a ve sünnete uygun olacak. Kur'an'a ve sünnete uygun olacak. Bir de mezhepsizler var. Allah muhafaza eylesin. Ben günde 6 saatten az uyusam çok gergin oluyorum. Uyku bana bağ oluyor demek ki. Bağı çöz, hür ol diyorsunuz ya. Uyku bağını çözmek için ne yapabilirim? Sen uyu 6 saatten fazla da. Senin durumun özel, ismin var çünkü burada. Sen 8 saatte uyuyabilirsin hadi. Allah muhafaza eylesin. Erkekler tarafından gözleri fırıl fırıl yukarıda gezinenler var. Orada eşim, bacılarım, kardeşlerimiz var. Hakkınızı helal edin. Bunları boğazlayasım geliyor. Sakin ol. Yani onlar da yeni gelmiştir. Öğrenecekler. Ne yapsınlar? Cahiller. Belki de kendi eşi vardır orada. Kendi eşine, kendi kızına bakıyordur. Öyle görelim.
Mesnevi okumak istiyorum. İnternetten alacaktım ama farklı yazarları hangisini almamı tavsiye edersiniz? Almanya'dan kardeş yazmış. Vallahi şu anda mesnevi olarak kimlerin mesnevileri var bilmiyorum tam olarak. Ama şey var ya, eğer muhakkak bunu böyle açıklamalı alınacaksa şerhli, Tahir Olgun'un o açıklamalı olanı alınabilir. Benim celalim uğrunda muhabbet edenler mahşerde nurdan minberlere bulunacak ve hallerine şahitler ve peygamberler imreneceklerdir. Kardeşlerle hadis okurken bu hadisin açıklamasını size sormak istedik. Celalinden kastedilen nedir? Celalinden kastettiği cemalidir inşallah. Hoca efendi, sadece farz namazı kılmak kabul olur mu? Olur. Sünnet namazlarına nafile namaz diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Bu teknik olarak nafile namaz olarak geçer sünnet namazlar. Ama bizim toplumumuz bunu böyle geleneksel ananevi olarak sünnet namaz olarak bilir. O yüzden toplumun geleneksel ananevi diline hürmet etmek lazım. Yani insanların sünnet namazlarını siz kalkıp da nafile namaz deyip de sünnetten daha aşağı görürler bizim toplumumuz bunu. Bunu böyle söylemenin bir anlamı yok. Yani teknik konuşmanın bir anlamı yok. Sizin ilminiz karşıdaki insanların anladığı kadardır, vardır ya. O yüzden bunu böyle teknik konuşmaya gerek yok. Evet, fıkıh dilinde. Farzların haricindeki bütün namazlar nafile olarak adlandırılır. Ama bunu toplum bilmediğinden bunları böyle söylemenin bir anlamı yok. Farzlar ve haramlardan sakınma konusu açıldığında bizim aklımıza genel olarak namaz, oruç, hac gibi mevzular gelmekte. İslam'ı bir kültür içerisinde doğup büyüyemediğimiz için bu konuda eksiklerimizi tespit etmekte zorlanıyoruz. Ne tavsiye edersiniz? Normalde bunlar farz olan ibadetler. Bir de farz olan haramlardan uzak durma var. Gıybet etme, dedikodu, içki içme, kumar oynama, zina isnadında bulunma, savaştan kaçma gibi. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Geceniz hayır olsun. Önümüzdeki hafta cumartesi günü kutlu doğum programı için inşallah Allah'tan bir şey gelmezse kapalı spor salonundayız. Kardeşler, arkadaşlar, böyle bir bu sene bizden kaynaklanmayan sorunlardan dolayı böyle zaman ve şey olarak gecikmeli oldu. Bu önümüzdeki hafta bütün kardeşler bağlı bulundukları mahallelerde irtibata geçerekten kutlu doğum çalışmalarına hız versinler. Çünkü ertesi günü, yani cumartesi günü kutlu doğum, pazar günü cepheye sema var Çanakkale'de. Bayağı yoğun bir hafta geçireceğiz. O yüzden kardeşler birbirleriyle irtibata geçip bu yoğunluğu inşallah alnımızın akıyla bitirelim. Geceniz hayır olsun. El-Fatiha. Meselavat. Amin.